أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون صدق الله العظيم كما تمسمين إخوان الدين 21. dersi bugün yapıyoruz El Edebul Müfret'ten. Ancak önce bu ayet-i göreceğiz. Okuduğum ayet-i Kur'an-ı Kerim'de 159 sayfede ve Araf suresinin ayetleri 75 ve 76. ayetler. Burada yani insanların hak ve hakikat karşısında hakka karşı o hakkın hak davanın eee o hak davanın tebliğcisi olan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala'nın adamı ona karşı aynı toplumun insanların nasıl ikiye ayrıldığı birisi o hak dava'yı kabul edip onun adamının safında, tarafında yer alıyor. Diğer bir kesim ise hak davayı kabul etmeyip o davayı getirenin karşısında yer alıyor. İbretlik. İbretlik. Buyuruyor ki Allahu Teala Kale dedi. El mele'u yani toplumun ileri gelenleri. Hani böyle e, kafası basmaz, e, geri kalmış, anlamaz, bilmez insanlar da değil ha. Yani ileri gelenler, önemli insanlar. Efendim mürekkep yalamış insanlar, gün görmüş insanlar. Evet. Onlar ellediğine ama o melek ki ileri gelenler ki istek istekberu kendilerini büyük gördüler. Özlerinde büyük değil. Kul cool sonuçta. Sonuçta kol cool. Ama kendisini fevkalade görenler. Hatta kendisini Allah Teala'nın dinine teslim olma noktasında yani o işten kendini üstün görenler. O işi kendileri için bir yani gerilik, geri kalma, gericilik olarak görenler. Allah'ın peygamberini efendim önemli insan kabul edip ona uymayı e, uyma yolunu tutmayanlar bu noktada kendilerini büyük görenler şimdi büyük bir şey küçük bir kaba bir şeyin içine sığar mı girer mi girmez bir kapıdan büyük olan şey o kapıdan geçmez. Şimdi adamlar kendilerini o kadar büyük görüyorlar ki, yani peygamberin peşinde, peygamberin izinde, Allah'ın yolunda olmak onlar için sanki büyük bir şeyi, kapıdan büyük bir şeyi bir kapıdan sokmak gibi görülüyor. Yani bizim gibi büyük insanlar böyle küçük işlerle e, o ilgilenmez demek istiyor. Halbuki. Özlerinde küçük değiller. Hatta alçaklar bunlar. Bugünküleri kastediyoruz. Ha? Burada Salih Aleyhisselam'ın kavminden bahsediliyor ama yani bu süreç devam ediyor. Şu Türkiye'ye bakın. Türkiye'deki dinsizlere bakın. Kendilerini bir şey zannediyorlar. Yahu sizin, sizin bugün söylediklerinizi dün söyleyen babalarınız, önceki gün söyleyen dedeleriniz nerede? Yarın siz ne olacaksınız? Ne olacaksınız? Konuştuğu zaman konuşmasıyla her tarafı titreten insanlar gördük. Bir konuşma yapıyor, yer yerinden oynuyor. Ama sonra adamın elleri de titremeye başladı. Sesi de titremeye başladı böyle. Daha ayakta bitirmiş. Hani sesinle insanlar titretiyordun. Şimdi sesin titremeye başladı. Sonra da Geçti, göçtü, gitti. Lakin bugünkü dinsizlerin bunu anlayabilmesi için bunlarda kafa lazım. Bunlarda kafa yok. Siz kafirlere çok kıymet koyuyorsunuz. Değer veriyorsunuz. Ama kitabınızda kafirlere değer veren bir ayet değil. Bir kelime, bir nokta bile yok. Harf bile yok. Nasıl bir Müslümanlık anlayışı ki? Müslüman bir şey diyecek, Kur'an başka bir şey diyecek. Halbuki Müslüman Kur'an'ın dediğini demesi lazım. Cemaati Müslüman. Bu noktada son derece duyarlı olalım. Eğer benim sözüm, benim dediğim, Kur'an'ın dediğine uymuyorsa, benim hacı olmam, hafız olmam, hoca olmam bir şey ifade etmiyor ki. Bu ünvanlar insanı kurtarmıyor, karın doyurmuyor. Önemli olan benim dediğim Kur'an'ın dediği midir? Ben Kur'an'a uygun konuşuyor muyum, konuşmuyor muyum? Düşünüyor muyum, düşünmüyor muyum? Kur'an-ı Kerim kafirleri lanetleyecek. Ben kafirlere rahmet okuyacağım. Ben Kur'an'ın yolunda olmam. Okuyan Kur'an'ın yolunda, Rahman'ın yolunda olmaz. Onu kime rahmet okuyorsa onun yanına koyarlar. Onun için çok dikkatli olalım. Mevla ne buyuruyor? Kâlel Melevu, toplumun ileri gelenleri, toplumda üst kademe insan olarak görülenler. ellediği nestek baru kendilerini büyük görenler. Halbuki gerçekte büyük değiller. Zaten büyük olsalardı şu anda yaşarlardı. Şu anda geçmiştekilerden bırak yakın geçmişteki kafirlerden bir tane yaşayan var mı? Şu memlekette en büyük dinsizliği yapmış insanlardan bir tane yaşayan var mı? Ölümü aşan var mı? Yoktur. Yok. Ama bunu anlamak için kafa lazım. Yok o kafa, o anlayış. Min kavmihi Salih Aleyhisselam'ın kavminden ama kendini bir şey görenler, büyük görenler Allah'ın davasını, Allah'ın adamı olan Salih Aleyhisselam'ı küçük, geri aşağı görenler dediler. Kimlere? Lilledine o kimselere ki üstul ifu zayıf görüldüler. Mustazaf yani zayıf görünen, güçsüz görünen, sahipsiz görünen ve de yani ezilenler. Şimdi toplumun ileri gelenleri Salih Aleyhisselam'ın toplumun toplumu ikiye bölündü. Birisi müstekbirler, birisi mustazaflar. Bir istikbar var, büyük saymak kendini. Bir de istidaf var. Ney? Zayıf görmek. Yani müminleri hep böyle hor görmek, müminleri aşağı görmek, müminleri geri görmek. Ama bu nedendir? Kafirlerde kafa yok, haliyle gözle yok. Çünkü göz kafada olur, kafa yok ki. Adam tanısın. Kafa yok ki gerçeği görsün. Kafire ne kadar hakaret edersen o kadar sevaptır. Müslümanlar şimdi piyasada bir fulya dolaşıyor. Şu kadar okursan şu sevap alırsın, bu kadar okursan bu kadar sevap alırsın. Bir dua okuyorsun 5000 senelik sevap alıyorsun. Bir dua okuyorsun 50 bin senelik. Yok. İş çığırından çıktı. İş özünden saptı. Yani sanki Dua bu iş götürülüyor. Hayır. Hayır. Dini yaşamakladır bu iş. Böyle kestirme yoldan dolaş yani böyle kısa yoldan böyle hani üç dua, beş salatü selam okumakla bu iş bitmiyor. Buludan ölüme kadar canla başla Allahu Teala'nın dinini yaşayacaksın ve de bu Allah'ın dininin gereklerinden bir tanesi de nedir? Allah'ın düşmanlarına lanet etmek ve onlardan nefret etmektir. Şimdi akşam geceliğin kalk salat selam oku, istiğfar oku, dua oku. Sabahleyin git gavurun kıyafetini al. Gavurun markasını al. Gavurun modasını al. Akşam gene dua oku. Sabahleyin git gavurun modasına. Ne anladık bu işten? Sadede gelmek lazım cemaat-i Doğruya gelmek lazım. Ben dua okunmaz, sala selam okunmasın demiyorum. Sözlerim çarpıtılmasın. Zaten ne dediğim kayıt altında. Benim dediğim dua lazım ama duayla bitmiyor. Din yaşamak gerekiyor. Evet. Bir keresinde umredeyiz. İşte orada adettir. Hani eee eh, Arafat, Mina, Müzdelif'e böyle dolaşılır. Aslında Efendimiz haccın dışında oralara çıkılmasını istemezdi. İstemezdi. Neden? Nedeni uzun gider. Bak şu kadarını söyleyeyim. Mesela gidersiniz Arafat'a Ya o Arafat, Arafat dedikleri burası mı ya? Bir taşlık dersin bu sefer veya orada işte senin gibi benim gibi giden insanlar yemişler, içmişler, atmışlar çöpleri. Ya çöplükten geçilmiyor dersin. Bak Arafat'a çöplük. Senin evine çöplük deseler sana dokunur. Sen Arafat'a çöplük dediğin zaman ne olur? Allah'a dokunur bu. Esadle ve men yuazzim şa'airallahi fe min takvel kulub. Allah Teala'nın dininin sembollerine kim tazim ederse o onun kalbindeki Allah'a olan saygıdandır. Etmezse saygısızlıktandır. Çok ince işler var burada. Neyse. Şimdi Arafat'tan indik aşağıya. Müzdelife, Müzdelife'den Mine'ye gelindi. Orada hani şeytan taşlama var ya hacda. Şeytan taşlanıyor. Yani orada bir taş direk var. Kütle 3 tane efendim onlara taş atılız. Orada baktık arkadaşlar kadınıyla erkeğiyle işte güya hani otobüsten aşağı indiler mi onu hatırlamıyorum epey uzun zamandır. Böyle af buyurun tü 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 hani şeytanı şey yapıyorlar orada tüküre boğuyorlar. E hac zamanı da hacılar ne yapıyor? Şeytanı taşlıyorlar. Cemaati Müslüman. Şeytan taşlamak dinin bir emridir. Şeytana elbette ki gül atacak değiliz, onu tüküleceğiz. af buyurun. Bu da doğru. Ama orada şeytanı taşla, burada şeytanı besle. Ne anladık bu işten? Zaten şeytan diyor ki, ey Müslüman, sen memleketine döndüğünde benim dediğimi yap, bana 70 tane değil 70 bin tane taş at. Yeter ki dediğimi yap. Yani şeytanı tükürüyorsunuz. Af buyurun. Ama sonra şeytanın sana dediğinin var. Bir düğün yapıyorsun. Şeytanın her dediğini yapıyorsun. Hiç yapmadığın orada isyan kalmıyor. Öyle elbiseler, öyle giyimler giyiliyor ki bir Müslümanın ne erkeğine ne hanımına bu kıyafet caiz değil. Kafir bunu giyse normal. Ama Müslüman yahu. Bak ben o kıyafet giyene kafir demiyorum. Zaten kafirin giydiğiyle ilgilenmiyorum. Müslümansın. Peki düğün günü giydiğin o kıyafet veya kızına, gelinine giydirdiğin kıyafet o gün giyilmesi mubah mıdır yani? O gün giyilebiliyor mu yani? Bu bir defadır diyorsun. Efendim bu düğün günüdür diyorsun. Düğündür bu diyorsun da din de öyle mi diyor acaba? Onun için şeytana oyuncak olmayalım. Şeytana oyuncak olmak nasıl olur? Öyle işte güya taşlarsın, affedersin, tükürürsün ama hep onun dediğini yaparsın. Şeytan da diyor ki cana minnet, beni taşla, bana tükür affedersiniz ama yeter ki dediğimi yap. Onun için cemaat müslim, Müslüman mümin çok üstün bir şahsiyettir. Çok şuurlu insandır. Yerli yerinde iş yapar. Burada burada şeytanı taşlamadığın takdirde, burada şeytanı beslediğin takdirde Mina'da şeytanı taşlaman sadece oynamaktır. Bir de tabii vazifeyi yapmaktır. Çok fazla mana ifade etmiyor yani. Çok fazla mana ifade etmiyor. Evet. Önemli olan nedir? Elbette ki orada taşlayacağız ama burada beslemeyeceğiz. Burada da taşlayacağız şeytanı. Canınızı dişinize takıp para kazanıyorsunuz. Sonra gidiyorsun şeytanların kıyafetlerine paraları veriyorsun. Şeytanların mallarına, modalarına, markalarına vesaire vesaire vesaire. Bak ayrıntı üzerinde durmuyorum. Gerek yok çünkü. Evet. Şimdi ayeti bitireyim ileri gelenler, kendilerini istikbal edenler, büyük görenler efendim o güçsüz gördükleri, aşağı geri gördükleri müminlere ne diyorlar? O mustazaplardan bedel limen amene minhum. Yani toplumda iman eden müminler var, bir de müstekbirler var. Yani o kafirler. Şimdi kafirler müminlere diyorlar ki ete ne? Biliyor musunuz ki enne salihen salih murselun gönderilmiş min rabbihi rabbisinden. Biliyor musunuz salih Rabbisi tarafından peygamber gelmiş ha. Böyle iyi bir uslupla alaycı bir şekilde inkar ederek yani. Salih peygamber olmuş ha diyorlar salih aleyhisselam için. Kalu toplumdaki kafirler böyle diyor. Peki müminler o kafirlere ne cevap veriyor? Bak kafirin söylediği söze bak. Hakkı inkar etmek, Allah'ın dostluğuyla istiza etmek. Peki müminin efendim tavrına bakın. Kalu o müstezaf müminler dediler ki inna biz bima ursile bihi onun kendisiyle gönderildiklerine müminune inanıcılarız. Biz Salih Aleyhisselam'ın getirdiklerine inandık dediler. Kalellezine sekberu kendini büyük sayanlar İslam'a girmiyor. Niye? Ben sıkmam diye öyle küçük yerle kendini İslam'dan büyük sayıyor. Niye? Ya koltuğundan dolayı, ya kasasından dolayı, ya kariyerinden dolayı işte bir şeye aldanmış. Kendisini İslam'a göre büyük görüyor. Onlar ne dediler? İnne billadîye âmentum bihi kafirun. Sizin inandığınızı biz de inkar ettik. Toplum böyle bölünüyor işte. Bölünmeli zaten. Bak hastayı karantinaya alıyorsunuz, ayırıyorsunuz. Evet. Adam manevi hasta. Kanser değil, korona değil, küfür hastası. Sade dünyasını kaybetmiyor. Ahireti kayb bunun. Yok ahireti. Bu adamın e, elbette ki müminden ayrılması gerekir. Yoksa sağlam çürüğü sağlamlaştırmıyor. Çürük sağlamı sağlam çürütüyor. Bu kadar sağlam insan, sağlıklı insan hastayı hani böyle soluklarıyla falan e, tedavi edemiyor. Ama bir hasta bir koronalı 50 kişiyi hasta edebiliyor. Çale nedir? Ayrılmak. Yani fikri manada, hatta fiziki manada. Evet efendim. Bakın şu din sizlere, Türkiye'deki din sizlere hiçbir tanesi Müslümanların bulunduğu ortamda bulunmaz. Sadece Müslümanları kandırmak, Müslümanlardan bekledik, beklediklerini almak için gelirler. Başka türlü normal hayatlarında Ramazan günü bile hani içkim nerede benim diyor. Niye içkim yok diyor. Ulan Ramazandasın ama adam diyor ki ben Ramazan diye bir şeyim yok ki. Tam kafir gibi kafir. Kafir gibi. Kafirliğini yapıyor. Biz de Müslümanlığımızı yapacağız. O göstere göstere yapıyor. Biz de Müslümanlığımızı göstereceğiz. Kendimizi gizleyeceğiz ama. Bizde bir şey yok. Dinimizde var. Peki. Şimdi. Evet. El Edebul Mufret'ten 63. baptayız. Babu Hayril Ciran. Komşu hakları, komşularla ilgili hususları okuyoruz. Komşuların en hayırlısı. Elbette ki komşular arasında hayır yönünde muhakkak fark vardır. Evet. An Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhuma. Abdullah ibn Amr ibn As'tan rivayet ediliyor. An Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ennehu kale efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Hayrul ashabi Allah Allah katında arkadaşların en hayırlısı, seçkini, üstünü hayruhum li sahibihi. Arkadaşına hayırlı olandır. Bakın. Bazı insanlar vardır. Bakarsınız ki Allah'a karşı böyle çok hayırlı bir insan gibi gözükür, öyle biliniz. Fakat etrafına sataşız, etrafıyla savaşız, arkadaşlarıyla uğraşız. Onlara efendim kötülük yapar, iyilik yapmaz. Yani etrafıyla harp eder yani. Zanneder ki Allah'la aram düzeldi mi tamam. Tamam da allah Teala ile aramızın düzelmesi insanlara bağlı. Evet. Hayrul ashabi indallahi teala Allah katında arkadaşların en hayırlısı hayruhum <laughs> ni arkadaşına en hayırlı olanıdır. Ve hayrul ciran indallah. Allah katında komşuların en hayırlısı ise hayruhum <laughs> licarihi. Komşusuna en hayırlı olanıdır. Hatta aşağıda şerhte diyor ki Hasan-ı Basra'sı buyurmuş ki yani güzel komşuluk komşuya kötülük yapmamakla sınırlı değildir. Efendim benim hiçbir kötülüğüm yok. Yoksa bu önemli ama yeterli değil. Ya Ayrıca hüsnü civar, güzel komşuluk nedir? İhtimalül eda. Yani onun sana olan eza ve cefasına da katlanmaktır. Eğer halledemiyorsanız çekeceksin o zaman. Katlanacaksın ona. Bu işler gerçekten büyük işler yani. Büyük işler. Devam ediyoruz. 64. bab. Babu el-cari salih iyi komşu. Evet. Bununla ilgili bir hadis-i şerif. 116. hadis-i şerif. An Nafi' ibn i Abdil Halis. Nafi' ibn Halis'ten rivayet ediliyor. Anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. O da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den kale. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Min saadetil mer'il müslimi. Müslüman bir kişinin saadetinden, bahtiyarlığından, mutluluğundandır. Onu mutlu eden şeylerdendir. Ney? Üç şey burada zikrediliyor. Bir, el meskenul geniş ev. Evin geniş olması bir fiziki manada olur, geniş olur. Ama bir de diğer bir manada da olur. Nasıl? Ki oturanına geniş. Yani bir insan bir evde oturur. Bazen bakarsınız ev geniş olur. Adam o evde, adam kadın farklı kişi evde darlanır. Evde duramıyorum der. Ya dar mı ev? Yo. Ev geniş. Ama bak dar geliyor. Ama bakarsınız ki adam veya kadın bir kişinin evi dardır. Ama o o evinde rahattır. Elbette ki fiziki, maddi manada geniş olsa onu da ister belki ama mevcutla da, mevcut evinde de son derece yuvam diye orada rahattır. Cemaat-i Müslim'in bu nasıl olur? Ben şimdi size bu usta uzun izahat verecek durumda değilim. Ama hani işte bazılar işte ufulukçilere gidiyor, bazılar işte nuska yaptırıyor, bilmem Onlar girmiyorum o ayrıntılara. Ben size bu hususta iki şeyi söyledim. Bir, ev bir insana nasıl geniş olur? Nasıl insan evde darlanmaz? O evde durmakla, dura dura. Cemaat-i durun. Evlerinize durun. Bakın Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, üç yeriniz vardır, dördüncüsü yoktur diyor. Bir, eviniz. İki, hani iş sahibi olan, İş yeri olanlar için iş yeriniz. Bağ bahçede çalışanlar, köylerde yaşayanlar için işte tarlanız. Üç, bir de Allah'ın evi, mescit. Yani cami. Başka? Başka yok, nokta. Camide değilsin. İş yerinde de değilsin. Neredesin? Evde. Evde. E sen eve durmazsan, Durmaya durmaya evde durmamaya alışıyorsun, Evde darlanırsın. Bu ev dar olduğu için değil. Senden kaynaklanıyor bu. Onun için evlerimize duralım. Evlerimiz bizim meskenimiz olsun. Neredesin sorana öyle bir cevap vermeliyiz ki ya ne demek neredesin? Ben nerede olabilirim ki? Camide Allah'ın evinde değilim, iş yerinde de değilim. Evimdeyim ya nerede olabilirim başka? Hanımlar evlerinize durun. allah Teala sizin analarınıza, bizim de analarımız, bütün ümmetin, müminlerin analarına ne buyurdu? es ve karne fi buyutikunne kunne. Evlerinize karar kılın. Evleriniz karar yağınız olsun. Evden dışarıya çıkmak istisna olsun. İhtiyaca binaen olsun. Şimdi ise evlerde olmak istisna gibi oldu. Yani az olan dışarlar. Ba evde şey şey neredesin? E haliyle işte şimdi uyuyacağım eve geldim. Ya ev otel değil ki. Yuva yuva. Yemen yatma her şey orada. Evlenize yemek yiyin. Bak şu anda pandemi dolayısıyla hani o sizin gittiğiniz et yerleri, but yerleri, köfte yerleri, pastaneler, efendime söyleyeyim Bilmem ne. Hani ne oldu şimdi? Şimdi gitmiyorsun. Gitmeyince oluyormuş. Herkes evinde yapmaya başladı. Ne güzel bir şey. Acizane senelerdir kendimizi bildiğimizden beri bunu hep ifade etmeye çalıştık. Yani ama musibet bunu bize e, öğretti. Geçen sene efendim ilk evlere kapandığımız zaman galiba un, maya bulunmuyordu yani piyasada şeye karaborsaya düşmüştü. Ya bunlar normal zamanda yapacaksın. Evin bu üstte, evin altına lokantada yemek yiyorsun. Bunu kendine nasıl izah ediyorsun? Neymiş şey? Ee, şeyim var benim, hizmetim var benim. Ee, bana bak. Bana bakar mısın? Sen o hizmet dediğin şeyi yapma da evinde yemek yap, çoluk çocuğuna yaptığın yemeğe yedir. Tamam mı? Senin elinle yaptığın yemeğe çocuklarına yedirmek büyük bir hizmettir. Ben bunu söyleyeyim. Evin sana yenişiyor. İki şey dedim ya diyeceğim. Birisi evinizde durmak. Evinizi karargah edinmeniz. İki, o evde Allah'a ibadet etmek. O ibadet sana o evi sevdirir, sana dar göstermez. Bir futuhat olur, bir inşirah olur. Evet. Ama sen evde efendim film kilimle uğraşırsan ev kan kadar geniş olsa yine de sana dar gelir. Biz e, beyitinde şey öyle diyoruz, ee, e, Hz. Ali Efendimiz'e nispet ediliriz. Rahbul fedai ma'al a'dai Semul Semmul khiyatı ma'al ahbabi meydanun. Bunun başı da var. Veya devamı. Devamı. Cerahatü sinani leha iltiyamun ve la yeltemu ma jaraha lisan. Ben bir, bir, tanesini söyleyeyim. Rahbul fada feza genişliği kadar geniş yer. Ama meal ada düşmanlarla beraber fezanın genişliği lıkatun dar olucudur. Düşmanlarla beraber misin? He. sa olsan, fezada da olsan sen darlıktasın. Semmul hıyat, iğnenin deliği, meal ahbab, dostlarla beraber misin? he iğnenin deliği meydanın meydandır. Düşmanlığın arasında feza, dardız, dostlarla beraber iğnenin deliği meydan, alan. E şimdi cemaat-i müslümin telefonlarınız, televizyonlarınız, bilgisayarlarınızla Allah'ın düşmanlarına baktığınız, Allah'ın düşmanlarını seyrettiğiniz zaman o düşmanlarla beraber oluyorsunuz. Onlarla beraber evin ne kadar geniş olursa olsun evdardır. Ama Allah'ın dostlarıyla berabersin. Nasıl? En başta Mevla ile berabersin ibadet ediyorsun. Resulullah'la berabersin. Ehlullah'la berabersin. Allah'ın dostlarıyla, Allah'ın dostlarının dedikleriyle berabersin. E o zaman sen bak mağarada ashab-ı kehif acaba böyle bir darlık, zorluk hissi duydular mı? Yo. Evet. Demek ki üç şey müminin bahtiyarlığından. Birisi meskeni vasi'a. Geniş ev. İkincisi vel es salihu iyi komşu. İyi komşu efendim geçiyorum. Başka vel merkebu merkep el heniu yani uysal sahibini yormayan üstünden atmayan atmadığı gibi yormak da yormayan hayvan. İşte bazı hayvanlar vardı çok aheste yürürler, böyle akar adeta yüzer adeta yormaz ama bazı hayvan zaten yani sahibinin üstten atar attığı zaman çok felaket ol ölmek var bunun ucunda atmasa bile böyle farklı bir yürüyüşte yürüdüğü zaman sahibini yorar midesini ağzına getirir. Başını artır, başını döndürtür. Evet. Bugün arabalar, arabalar da buna girebilir. Babul Carisu, kötü komşu babı. 65. bab, 117. hadis-i şerif. Şimdi iyi komşunun ziksi geçti. Bak geniş ev, iyi komşu, uysal bir binit, bir merkep, binilecek bir hayvan demişti buyurmuş Resulullah Efendimiz. Şimdi e, kötü komşu. Hanebi Ebi Hureyre'te radıyallahu an Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz'den kale buyurdu ki kâne idi min dua in nebi sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah Efendimiz'in dualarından idi. Şu ney? Allahümme inni a'udu bike min cari su fi daril mukam fe inne cari dünya yetehevveluh Allahümme ey Allah'ım inni şüphesiz ben e'udu sığınırım her daim bir kez sana min cari su kötü komşudan fi daril mukam şimdi burada bu darul mukam durma yeri demektir ha e, cennete Kur'an-ı Kerim'de darul mukame buyuruluyor diye ehellena daral mukameti min Dolayısıyla oraya bakarak Darul Mukam hani cennet cennette kötü komşudan sana sığınırım gibi bir mana çıkıyoruz. Ulema efendilerimiz burada Darul Mukam'dan cennet kastedilse bile verdiği bir manalar var. Ama şunu biliyoruz ki cennette kötü komşu olmaz. Peki nasıl bir mana veriyor? Yani ya kötü komşu nerede olur? Kötü insan nerede olur? Cehennemde demek ki yani cehennemde Allah'a sığınıyor olabiliriz. Başka da izahlar yapıyorlar ama ama ağırlıklı görüş buradaki darul mukamdan kasıt yani cennet değildir. Cennet değildir. Ya durma yeri, ikamet yeri. Yani insanın durduğu yer. Nerede yaşıyorsa, oturuyorsa, ister kalıcı olarak, ister kiracı olarak fark etmez bulunduğu yerde insanın kötü komşusundan Resulullah Efendimiz Allah'a sığınıyor. Çünkü insan durduğu yerde kötü komşu. Ne demektir? Ya sen şimdi bir yerde e, yürürken geçip giderken bir kötü insana rastlasan zaten onunla bir komşuluğun yok. Karşılaşmışsın ve birbirinizden ayrılmışsınız. Ama darul mukam senin durduğun yer. Ev almışsın, yani veya e, kira olsa bile sa akşamdan sabaha günü birlik e, insan ev değiştiremiyor ki kira bile olsa. Evet. Onun için duracağın yer, durmakta olduğun yer demektir. Durduğum yerde, ikamet ettiğim yerde kötü komşudan sana sığınırım. Fe inne cara dünya şüphesiz ki dünya komşusu tehavvelu değişir. Ne demektir bu? Yani dünya komşusu değişir. Dolayısıyla Allah'tan değişmesini istemek lazım. Seni iyi komşularla karşılaştırmasını istemek lazım. Eğer kötü komşun varsa onun değişmesini Cenab-ı Hak'tan istemek lazım. Efendim veya da Allah Teala'dan sen kötü komşudan Allah'a sığındın. Kötü komşun da varsa. E değişirsin yerini değişir. Fe dünya fe inne dünyaya dünya Yani dünya komşusu değişebilir. Allah-u Teala'dan istiyorsun. Sen de yer değişikliği yapabilirsin. Yani komşunun şerrinden başka bir yere taşınabilirsin. Evet. Burada ne anlaşılıyor? Demek kötü komşu ne kadar kötü bir insan ki Resulullah Efendimiz onun şerrinden Allah'a sığınıyor ve onun kötülüğünden dolayı yani iyi bir insan, ondan rahatsız olan bir insan yerini değiştirebilir, değiştirmeli. Bunu anlıyoruz. 118. hadis-i şerif An Ebi Musa Ebu Musa el-Eş'ali'den rivayet ediliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kale Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular. La tekumus sa'atu Kıyamet kopmaz. hatta yaktula kişi öldürmedikçe carehu komşusunu ve ehahu hatta komşudan daha yakın kardeşi ve ebahu kardeşinden daha da yakın babası işte bugün yaşanıyor. Aha bugün komşu komşuyu öldürüyor. Bu zaten vakay adiye gibi oldu. Yani babasını öldüren, kardeşini öldürenlerin haddi hesabı yok. 66. bab babu la yu'di carahu la yu'di kişi eza u cefa edemez etmez edemez etmemeli carahu komşusuna Tabiinden bir tanesi diyor ki Semi'atu Ebu Hurayra radıyallahu an yakul. Ebu Hurayra'yı duydum şöyle diyordur, radıyallahu an. Kile denildi lin-nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme Ya Resulallah Ey Allah'ın Resulü inne fulanete falan hanım ki adam erkek de buraya girebilir. O gün e, bahsedilen kişi kadındı onun için. Efendim, ismi de zikredilmiyor. Niye? Falan hanım o falan denmesi yani bu tip şeylerde isim böyle toplumda ortada zikredilmemesi daha uygundur. Çünkü mesele onun ismi değil oradaki yanlışlıktır. Evet. Dediler ki ya Resulallah falan hanım tekumul leyle gecede kaim oluyor. Tekumu kalkar. Ayakta durur elleyle gecede. Yani ayakta demek işte böyle hakikaten ayakta manasında değildir. Geceyi kıyam eder. Yani yatakta değil de ibadette olur. Uyuduğu bir zaman olur. Kalkar, teheccüd ve gece ibadetine oturur, devam eder. Ve tesumu oruç tutar en nehara gündüzünü. Yani gündüzlerinde oruç tutar. Ve tefalu ve işte şunu yapar, şunu yapar, şunu okur, şunu kılar. Ve tesaddeku, tetesaddeku idi. Hafiflik olsun diye bir ta hasvediliyor. Çok tasadduk eder, hayır hasanat yapar. Ve tuzi ciraniha ama komşularını da incitir, komşularına eza eder bir lisaniha diliyle. Yani sözüyle. Ne buyurursunuz bu böyle birisi hakkında? Fakale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki la hayra fiha. O kadında, o kişide hayır yoktur. Ama var efendim bak işte gece kalkıyoruz, gündüz oruç tutuyoruz. Şunlar şunlar yapıyoruz, tasadduk ediyoruz. İyi de bunlar hayır ama onun hakkında hayır değil. Neden? Çünkü komşusunu lisanıyla, diliyle rahatsız ediyor. Dolayısıyla bu hata o e, hayırları götürür. Hiye min ehlinna devamla buyuruyoruz. O kadın böyle yapan kişi cehennem ehlindendir. Cehennem ehlindendir. Efendimizin hükmü. Kalu dediler ki ve fulanetu ya Resulallah falan hanım da ya bu adam da olabilir. Tusalli kılar el mektube farzları kılas. Yani öyle daha başka çok nafilesi belki e, nafile ibadetleri şeyleri yoktur ama fazları kılar ve tesaddeku yani tetesaddeku idi e, tasaddukta bulunur ama bir esvarin yani e, sevur. ne demek efendim kuru kurumuş, tamamen yağsız, kup olmuş peynirlerden veriz. Burada kast olunan diyor, yani o diğer kadının yaptığı hayırlara göre bunun hayırlarının az oluşu kastediliyor. Böyle yani kayda değmez şeyleri verir. Ama velâ tu'zi ehaden hiç kimseyi incitmez, hiç kimseye dil uzatmaz, laf atmaz. Efendim rahatsız etmez. Fakale Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurdu. Hiye min ehli cennet. O kadın cennet ehlidir. Ama tabii bak farzı kılıyoruz. Farzları kılıyor. Şimdi namaz yok, niyaz yok, oruç yok, kalbim temizdir, çok dürüst insandı, çok merhametliydi. Ya bunlar ve beş vakit namaz olmadan olmaz ki. Birin önün e, şey sıfırların başında bir yoksa o sıfırlar bir şey ifade etmiyor. Evet. Geç Allahü Teala onu da kabul eder ama yani beş vakit namaz kılmamak e, e, durumunda insan ehli cennet olamıyor. Mevla ne hükmeder bilemiyoruz ama ait kelimelerin fıkhın, fetvanın söylediğini söylemiş oluyoruz. Burada 120. hadis şerifte duruyoruz inşallah. Gelecek derse buradan devam ederiz. Hepinize Allah'a emanet ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.